Kişi hayatında Cenab-ı Hak'tan vazgeçmeyip başkalarından vazgeçmeyi göze alırsa bu Allah Azze ve Celle için adanmak gibidir. Hicret böyle bir şeydir. Kişinin doğduğu yerinden, yurdundan, sevdiklerinden ayrılıp yaban ellere gitmesi. Hz. İbrahim Aleyhisselam demedi yaban ele şu memlekete şuraya gidiyorum. Nereye gittiğini de belki bilmedi, sadece gittiği istikameti söyledi. Ben Rabbime gidiyorum. İnni muhacirun, sizi bırakıyor, ona göçüyorum. İnni muhacirun ila Rabbi. İşte insanın yalnızlıktan kurtulması böyle bir şey. İnsanların sağladığı ünsiyet tıpkı dünya malı gibi bir süre sonra kaybolan bir şey. Ama Cenab-ı Hakk'ın sağladığı ünsiyet kalıcı bir şey. Yaşarken de, ölürken de, öldükten sonra da Allah Azze ve Celle her nerede olursanız olun, kulun beraberinde onu sabitleyen, yani dik tutan, çökmesine mani olan, demoralize olmasını engelleyen nasıl? İmanla. يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Allah iman edenleri kavli sabit üzere sebatlar, ayakta tutar, dipdiri, onları doğrultur. Onlar demoralize olmazlar, onlar çöküntüye uğramazlar. Allah Azze ve Celle yaşarken de يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ. Ahirette de aynı şekilde. Dolayısıyla demoralize olmak, çöküntüye uğramak, ötekileştirilmek, hor görülmek, itilip kakılmak, yalnızlığa mahkum edilmek, bir şeye yaramaz hissettirilmek çok ciddi bir azap türüdür. İnsanlar bununla birbirlerine azap etmeye, onları yola getirmeye, mesela çocuğa böyle davrandığımızda, ona bir süre yüz vermediğimizde, arkadaşa böyle davrandığımızda, onu ünsiyetimizden mahrum bırakarak yola getirmek isteriz. Onun buna ihtiyaç duyduğunu biliriz. Aramak isteyecektir, şimdi konuşmak isteyecektir. Şimdi birazdan özleyecek ve yokluğumu sezecektir. Ve bu yokluğum ona büyük acılar yaşatacaktır. Düşüncesiyle insanların bize olan bağımlılığını değerlendirmeye, kullanmaya çalışırız. Elbette insanların birbirlerine bağımlılıkları var. Yalnızlık insan yalnızlıkla baş edemez. Ama biz seküler bir bakış açısıyla insanlara başka arkadaş bul, kendine oyalanacak bir iş bul, şunu yap, bunu yap, kalk değişiklikler yap, rutinin dışına çık. Böyle şeyler ile bir sonu bir başka sonlu başlangıca bağlarsak eğer, o zaman akletmemiş, tecrübeyi de değerlendirmemiş oluruz. Çünkü önceki tecrübe bir arkadaş tecrübesi, bir dost, bir yoldaş, bir iş arkadaşı nasıl kötü sonlanabildiyse bir başkası da kötü sonlanabilir. Yenisi bunun kalıcı, artık bize sürekli ünsiyet sağlayacak örneği olmayabilir. Bize kalıcı ünsiyet lazım. Bizi satmayacak, bizden vazgeçmeyecek, bize hıyanet etmeyecek, bizi yalnızlığımıza mahkum etmeyecek. Öyle bir dost arayışı ve onunla yalnızlığı giderip ünsiyete kavuşmak, akleden müminlerin Cenab-ı Hakk'a hicretleriyle olur. Bu illa bir şehirden bir başka şehire değil, bazen kalabalıklar içerisinde yalnızlığınızda Cenab-ı Hakk'a hicret edersiniz. Nice insanlar kalabalıkların içerisindeki yalnızlıklarından şikayet ediyorlar. Batı'da hastanelere, doktorlara, çevresinde kalabalıkların olduğu ama onlarla iletişim kurmaktan uzaklaşmış, gah yalnızlığı, gah başka sebeplerle, gah yaşlılığı vesaire nedenlerle Cenab-ı Hakk'ın vaktiyle kendisini tercih etmeyenleri yolun sonunda kendi yalnızlıklarıyla baş başa bıraktığı bir şeydir. Allah da kendi ünsiyetine sığınmamış, onu yegane ilah bilip ona sığınmamış, onu insanlara tercih edip öylece yaşamamış, etrafında çokça onunla ünsiyet paylaşacak, onu sempatik bulan, onun arkadaşlığını seven çokları varken Rabbini önceleyip Allah'ın hükümlerini hayatta kendisinden beklediği çerçeveyi esas alarak böylece çevresiyle, dostlarıyla helal bir dairede kalmamış kimseler Cenab-ı Hak'tan ayrı endat edinirlerse bunlar öyle dostlar ki Cenab-ı Hakk'ı satıp onlarla beraber yaşıyor kişi. Cenab-ı Hak'tan vazgeçip o dostların hatırını önceliyor kişi. Böylece Allah Azze ve Celle'nin ünsiyetine ihtiyacı olmadığını, çevresinde kendileriyle kendisini mutlu hissettiği çoklarının bulunduğunu düşünebiliyor. Bu zaman ilerliyor. Sonra onların hepsini Cenab-ı Hak hayatından tek tek eliyor. Ve bir zaman sonra yalnız başına kendi kendisini kınar bir halde kalıyor. Cenab-ı Hak dedi ki: "La ted'u ma'allahi ilahan akhara feteq'uda melûmen mezmûmen mahzûla." Allah'tan gayrı bir ilah edinme, Allah'tan gayrı bir ilaha sığınma, Allah'tan gayrı bir ilahı çağırma benzeri ayetler. Sonra ne olursun? Sonra kınanmış ve tek başına mahzûl, herkesle irtibatı, ilişiği kesilmiş bir halde kalırsın. Dolayısıyla vaktiyle Allah'ın dostluğunu önemsemeyip başkalarının dostluğunu yeğlersen Allah Azze ve Celle sana onların dostluğunun hiçbir işe yaramadığını gösterir. Koca bir hayatın bunları yaşamakla geçer. O yüzden yanılmıyorsam alimlerden İbnül Kayyim demiş ki bir kimse neyi Allah'a tercih ederse iptüliye bihi, onunla sınanır.